Efendim iyi günler. 21 Temmuz 2024 Kütahya'dayız. Tavşanlı Kütahya yolundan Kütahya merkeze giriyoruz. Buradan Ağaçköy piknik yerine, mesire yerine gidiyoruz. Sizlere de oraya nasıl gidilir onu göstermek için seyahatimizi anlatıyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Sağ taraftan merkeze gidiliyor. Sol taraftan Eskişehir yolu. Bu karşıdayız. Burası Afyon-Karahisar yolu aynı zamanda. Kütahya, Afyon-Karahisar yolu. Oradan da Antalya'ya gidiliyor. Sol tarafta Kütahya tren garı var. Sol tarafta hava tugayı var Kütahya'nın. Askeri birliği var. Afyon Karahisar çıkışındaki ikinci kavşaktan sola dönüyoruz.
bu Koçtaş'ın dibinden hemen sağa bakın levhası var. Ağaçköy Mahallesi diye. Buraya dönüyoruz. Yönlendirme levhaları var gördüğünüz gibi. Burası Kütahya'nın güneydoğusunda oluyor. Mesire alanı, bakın levhası var sağdan. Sanırım az önceki levha sola giden Ağaçköy Mahallesi'ne gidiyor. Köye gidiyor yani. Evet efendim, Ağaçköy Mesire piknik alanına, mesire alanına gelmiş bulunuyoruz. Çıktığımız yerden itibaren burası yaklaşık olarak 13 kilometre. Çevre yolundan itibaren de yaklaşık olarak 3 kilometre burası. 15 dakikaya gelmiş bulunuyoruz. Kütahya Ağaçköy piknik yerinde mesire alanındayız. Küçük bir yer burası. Regülatörün kenarında kurulmuş. Şu anda belediye işletiyor. Çok erken gelmek lazım. Dolmuş her taraf. Sınırlı bir mangal piknik yeri var. Çocuklar için oyun sahası var gördüğünüz gibi. Burada restoran var. Yeme içme mekanı. Aşağı tarafta gölet var. Regülatör var DSİ'nin. Buradan Porsuk Barajı'na gidiyor su. Porsuk Nehri'nin bir kolu var.
Oradan da Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na gidiyor. Aşağıda balık tutanlar var. Çayın kenarında. Burası küçük bir mekan. Çok erken gelmek lazım dediğimiz gibi. Kütahya'nın diğer piknik yeri olan Enne Barajı mesire alanı buradan daha geniş. Yani buraya göre orayı tavsiye ederiz. Giriş ücretsiz ama Enne Barajı ücretli. Onu da bildirelim. Sosyal mekanlar da var. Küçük olmasına rağmen çok gelen var. O yüzden şu anda kaldırmıyor burası. Evet, hoşça kalın efendim. Ağaçköy mesire alanından iyi günler diliyoruz herkese. Lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızı israf etmeyelim.